Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz DevOps mühendisi Seyit Han Alkan. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Seyit Han. 34 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 9 yıldır IT alanında farklı sektörlerde iş tecrübem var. Yaklaşık 3-3,5 yılda Cloud ve DevOps ağırlıklı olarak destek veriyorum. Galatasaraylıyım. Fırsat buldukça Formula 1 ve snooker takip ediyorum. Onun dışında yeni yerler görmeyi, seyahat etmeyi seviyorum. Ne güzel, yönlü bir insansınız. Teşekkür. Bu da sizi donanım sahibi bir insan yapıyor. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii. Aslında yine seyahatlerimden bir tanesinde benim yakın arkadaşımdan bir tanesi, çok en yakın arkadaşım, yurt dışında yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Amsterdam'a gittiğimde onlarla kariyer hedeflerim üzerine konuşurken bana bu alana yönelmemi tavsiye ettiler. Neyse. Ben de yatkınlığım olduğu için ve bu alanı ileride de daha gelişerek devam edeceği için bu alana yönelmeye karar verdim. Çok güzel. Daha sonra bu alanda kendimi geliştirmek için eğitimler aldım. Bazı profesyonelleri takip ettim, kursları takip ettim. Bu şekilde de hazırlandım ve DevOps süreçlerine harika başladım. Çok güzel. DevOps mühendisliği nedir? Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. DevOps kelime anlamı olarak development ve operations kelimelerinin birleşiminden geliyor. Bunun kısaltması olarak da bir meslek dalı. Şirketler için de bir kültür aslında. Yazılım süreçlerinin geçmesiyle birlikte olmazsa olmaz bir süreç. Burada develop ve operations arasındaki bir köprü görevi görüyor aslında bu pozisyon. Burada süreçleri otomatize etmek, altyapının optimizasyonu ve otomizasyonu ve bunların monitör edilmesinden sorumluluğumuz, ana sorumluluğu bu oluyor DevOps'un. İzleniyor değil mi? Monitoring işi de oluyor. Evet, herhangi bir sorun olduğu zaman da ilgili kişilere anında bildirim göndermek bizim sorumluluğumuz alanında. Yeni bir yazılımcı paket çıktığı zaman bu paketlerin yazılım döngüsü içinde testten canlıya kadar giden süreçlerinde otomasyon olarak biz gerçekleştiriyoruz. Harika, çok güzel gerçekten. Peki verdiğiniz hizmetlerden ve çalışmalarınızdan bahsederken biraz daha somut proje olarak örnek de verebilir misiniz? Tabii ki bir yazılımcı bir kodu geliştirdiği zaman şöyle düşünelim, 100 kişilik bir şirketteyiz, 100 tane yazılımcı var. Her biri bir geliştirme yaptı. Bunları sunuculara yayınlamak, paketleri göndermek manuel bir efor olduğu zaman çok zor. Büyük bir iş gücü ve iş harcımı, bu şirketler için de karşılanamaz bir süreç. Çünkü herkes bitirdi, benimkini gidelim, benimkini çıkalım diyecek. Bunu yapamazsınız, sürdürülebilir bir şey değil. Bunları tamamıyla otomatize etmemiz gerekiyor. Biz bunları yazılımcı yaptığı zaman paketi de oluşturan süreçleri tasarlıyoruz. Daha sonra hangi test sunucusuysa test sunucusuna, işte canlı sunucuysa canlı sunucuya gönderecek şekilde kodlamalar yazıyoruz. Bu kodlamalar aracılığıyla da buralara paketler yayınlanıyor. Böylece İngilizcesinde continuous integration, continuous delivery dediğimiz yani sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat süreçleri devam etmiş oluyor. Harika. Hızlı ve kolay bir şekilde. Kesinlikle. Kesintiye uğramadan değil mi? Süreklilik oluşuyor. Bu da çok önemli, aranan bir özellik. Evet, kesinti de olmuyor. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Buna da şöyle söyleyebilirim. Yeni şeyler öğrenmeye her zaman çok hevesliyim. DevOps yeni bir alan olduğundan bahsetmiştim. Son 4-5 yıllık çıkan bir meslek. Burada sürekli yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Daha da işleri kolaylaştırmak için yeni araçlar çıkıyor. Bu araçları etkin şekilde kullanabilmek, bunları öğrenebilmek hızlı bir şekilde önemli. İngilizce teknik yeterlilik çok önemli. Çünkü ilk çıktığı anda Türkçe kaynak kullanmıyorsunuz. İngilizce teknik dokümanları okuyarak, anlayarak kendi sistemlerinizi uygulayabilirsiniz. Onun dışında problem çözme yeteneği ve bu süreçlerde farklı, her şirkette farklı sistemler var. Bunlar için adapte olmanız, yani oraya uygun bir dizayn kafanızı oluşturup otomasyonu ona göre yapmanız gerekiyor. Bu özellikle agile metotlar da önemli. Kesinlikle agile metotlara uyum sağlamak ve şirket yapısına uyum sağlayarak bu otomasyonları gerçekleştirmek. En önemli şey adaptasyon, problem çözme ve İngilizce teknik bu dokümantasyonları anlama yeteneği şeyi diyebilirim.
Çok önemli. O terimlere hakim olmak son derece önemli. Kesinlikle. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Benim vizyonum aslında bu alanın daha da teknolojinin ve yazılımın gelişmesiyle daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Ve şimdi işin içine AI teknolojileri de girdi. Yapay zeka her sektörde. Evet. Yapay zeka ile birlikte daha böyle kolay pratik çözümleri daha da sistemlerimize katmak benim için öncelikli. Bunlar üzerinde çalışıyorum. Yeni teknolojileri yine öğrenmek üzerine takip ediyorum. Bu şekilde diyebilirim. Çok güzel, harika. Hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Zaten çok güzel bir şekilde kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve tavsiyeleriniz nelerdir? Bir kere analitik düşünme olması gerekiyor başlı başına. Çünkü bir sistem tasarlanacak veya sistemlere adapte olunacak. Bunu DevOps mühendisinden direkt olarak bekleniyor. Her yere adapte olması. Sabırlı olmak gerekiyor. Stres anında çözüm üretebilmek, sorunları çözebilen kişi olmanız gerekiyor. İngilizce yeterliliği çok önemli. Eğer yurt dışı için düşünüyorsa konuşma da çok önemli. Yaptıklarınızı anlatabilmeniz açısından. Aynı zamanda bu DevOps tarafında belli yetkinliklerde olmak gerekiyor. 5 tane mesleğin aslında birleşiminde tam olmasa da belli seviyede bilgili olmanız gerekiyor. Bunlardan birisi development tarafı. Zaten DevOps'un adından yani development'ın belli otomasyon yapmak için kodlama bilmek gerekiyor. Belli seviyede scriptler yazabilmek için. İkincisi operations kısmında sistem yönetimi konusunda bilginizin olması gerekiyor. Sistemlerin operating system vesaire bunların hakkında bilginiz olması gerekiyor. Üçüncü olarak güvenlik. Bütün bunları yaparken güvenli bir şekilde bu işleri yapmanız gerekiyor. Siber saldırılara açık olmayacak şekilde güvenli yapmanız gerekiyor. Dördüncü olarak cloud yapısını bilmeniz gerekiyor. Cloud yine yeni hayatımıza giren bir teknolojiler bütünü. Cloud tarafında kendilerini geliştirmeleri, çünkü firmalar da farklı farklı cloudlar kullanıyor. Yine adapte olmaları gerekiyor bunlara. Beşinci olarak da ağ yapısını bilmeleri gerekiyor. Bilgisayar ağ yapılarını bu otomasyonları yaparken, çünkü birbiriyle her iletişim kurabilen şeyler arasında network'ü çok iyi bilmesi gerekiyor ki bu otomasyonu, bu network alanında sürdürülebilir olarak tasarlayabilsin. Kesinlikle. Ve yönetebilsin. Bu yetkinliklere sahip olmalı ki bu işi yapabilsin. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bu mesleği seçmek isteyenlere sadece tavsiyeler verebilirim. Bir kere öncelikle çok değerli ve aranan bir meslek dalı. Zaten son yıllarda çıktı ve oldukça aranan bir mesleğe sahip olacaksınız. İyi bir GitHub profili oluşturup kendi yeteneklerinizi gösterirseniz ve İngilizce yeterlilik seviyeniz varsa yurt dışından ve yurt içindeki firmalardan bolca sizle görüşmek için teklif gelecek. Bunu söyleyebilirim. Tavsiye edebileceğim bir meslek olur. Bunlar için de daha önce belirttiğim alanlarda yetkinlikler kazanmaya ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Bunun için Udemy gibi, YouTube gibi platformlarda çok iyi profesyonel var. Onları takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz ve çok güzel bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Ben severek yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Benim için zevkli, ben teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz DevOps mühendisi Seyitan Alkan'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.